Arkadaşlar merhaba. Araştırma yöntem ve tekniklerine dair müzakerelerimize devam ediyoruz. Eğer bu müzakeremizin devam etmesini istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Bu hafta sunuş konusuna gelmiştik. Sunuş sadece araştırmacıların aslında üzerinde yoğunlaşması gereken bir konu değil. Günlük yaşamımıza da bir meseleyi derli toplu aktarırken nelere dikkat etmemiz gerektiği, nasıl bir sunum yapmamız gerektiği hepimizin üzerinde durması gereken bir husus arkadaşlar. Peki bir araştırmacı yaptığı çalışmayı karşısındaki insanlara sunarken nelere dikkat etmelidir? Araştırmasının ya da çalışmasının anlaşılması noktasında bunun önemi nedir? Bunu sizlerle analiz etmek istiyorum. Şimdi sunuş araştırmacıların elde ettikleri sonuçları diğer insanlara aktarmaları için en önemli yöntem arkadaşlar. Çünkü bir insan elde ettiği verileri öncelikle yazılı olarak metne dökebilmeli. Daha sonra da bu metne döktüğü araştırma konusunu diğer insanlara bütüncül, sistematik ve sağlam bir şekilde sunabilmelidir arkadaşlar. İşte bu da kişinin hem konuya vakıf olmasını hem de sunuş tekniklerini bilmesini gerektiriyor. Sunuş tekniklerimiz neler? Onlara şimdi geçelim. Şimdi sunuşun amacı ne? Sunuşun amacı insanlara çalışmaya aktarmak ve bu çalışmayla ilgili olumlu ya da olumsuz unsurların müzakere edilerek daha ileri noktaya taşınması esasına dayanıyor. Aslında bu sunuşlar Sadece işte normal bir konu üzerinde seminer tarzı bir sunum olmayabilir. İşte yüksek lisans test sunumları ya da doktora test sunumları da olabilir. Seminerler ya da herhangi bir panelde bir sunum da yapıyor olabilirsiniz. Ya da derste öğrencilerinize bir sunum yaparken de o bütüncül ve sistematik bir yapıyı kazandırmanız gerekiyor. Şimdi sunuş konusunda eğer tecrübeli değilsek, doğal olarak heyecanlanacağız. Ve bunu yapamayacağımız hissi bizi korkutacaktır. Peki bunun aşmanın yolu nedir? Bunu aşmanın yolu öncelikle eğer bizim bu konuda bir kaygımız varsa bunu öncelikle küçük gruplarda sunuşlarımızı yapıp işte insanların bu konudaki dönütlerini almak ve değerlendirmeleri aldıktan sonra aşama aşama sunum alanımızı genişletmekten geçiyor. Eğer biz bu sunuşla ilgili fobimizi kontrollü bir şekilde kaldırmazsak yapacağımız ileriki dönemde yapacağımız sunuşlarda herhangi bir teknik aksaklık yaparsak bu fobiye dönüşebilir. Onun için insanoğlu her zaman için sunum esnasında hata yapabilir, eksiği olabilir. Ama önemli olan şu yaptığımız şeyleri bir daha yapmamak üzere, tekrar etmemek üzere kendimizi her daim geliştirmektir. Çünkü mükemmel insan diye bir şey yok. Herkes sunum yaparken de, bir şey anlatırken de hata yapabilir. Ama önemli olan şu karşınızdaki insanların sizin e, bu kitleye önemsediğinizi, bu işe hazırlandığınızı ve bu işle ilgili bir emek harcadığınızı bilmesi lazım. Çünkü e, şimdi şöyle bir durum var. İnsanlar sunum yapıyorlar. Sunuma hazırlanmamış. Kafası darmadağınık. Karşısındaki insanları önemsemiyor. İşte bu sunumun başarılı olma imkanı yok. Yoksa hata yapma yaparım korkusuyla bu fobiye düşersek e, biz e, yaptığımız işi düzgün anlatamayız. O zaman da e, hem çalışmamızı hem de kendimizi e, kendimize haksızlık etmiş olur. Yani buna gerek yok. Çünkü biz eğer disiplinli bir şekilde çalışmışsak, e, sunum yapacağımız kişileri önemsiyorsak, konumuza hakimsek çıkacağız, konumuzu güzelce anlatacağız. Mesele bu. Şimdi e, uzman olduğumuz bir konuda konuşmak, genel konular üzerinde konuşmaktan daha kolay aslında. Yani şöyle düşünelim. Burada bir sohbet ortamı olsun. Sohbet ortamında insanlar bize her türlü lehte ya da aleyhte fikirlerini sunarak tartışmaya katılıp bizim görüşümüzü eleştirebilir. Ama eğer siz bir konu hakkında sunum yapıyorsanız orada araştırma yapan sizsiniz. Ve bu konuyu siz istediğiniz şekilde sunabilirsiniz. Yani karşınızdaki insanlara bunu verirken en başarılı bulduğunuz tekniği, en başarılı bulduğunuz yöntemi, en başarılı bulduğunuz şekli seçme hakkına sahipsiniz. Gidişatı belirlemek sizin elinizde. Yani konuyu nasıl anlatacağınıza dair bir elinizde plan olması lazım. Ve sunum esnasında eğer rastgele ya da yersiz bir müdahale olursa buna da ne yapmanız lazım? müdahale etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben işte bu araştırma yöntem ve teknikleri ilgili derslerimize, müzakerelerimize başladığımız zaman ilk sunumda şeyi söylemiştim. Mesela test projesi ya da araştırma projesi hazırlama. Aslında bu sunumun içinde bir proje gerekiyor. Yani nasıl sunacağınıza dair bir altyapı kurmanız gerekiyor. Bu projenin arka planda şu var. Mesela araştırmanın sınırlarını belirlediğiniz zaman ister tezinizde olsun, ister seminerinizde olsun, sunumunuzu yaparken karşınızdaki insan, ya hocam sen burayı da ele almamışsın, bu konuda ne düşünüyorsun, ya biraz da bu tarafa girsen de biraz da bundan bahsetsen dedikleri zaman sizin eğer projeniz, sunum tekniğiniz bütüncül bir çerçeve içerisinde ilerliyorsa dersiniz ki hocam bu konuyla ilgili benim araştırmam... E Uzanmıyor bu konuya, bu konuyu ele almıyor. Siz ne yapacaksınız bu konuyla ilgili yapılan şu araştırmalar ya da şu hocaların onların çalışmalarına bakabilirsiniz. Benim çalışma konumu belirleyen şey sınır alan budur. Bu konuda soru sorabilirsiniz şeklinde belirtirsiniz. Çünkü bir araştırmacının karşısındaki insanların her sorusuna cevap verme diye bir şey yok araştırdığı konunun bütünlüğü içerisinde gelen sorulara, araştırma alanı ile ilgili sorulara ya da kaynakları ile ilgili sorulara cevap vermekle mükellef ama konunun alanını dağıtan, işte seminer konusunu aslında başka bir noktaya götüren şeylere ya da korsan tebliğ gibi araya girip 15 dakika konuşan yani biz sunumlar esnasında pek çok şeyle karşılaşıyoruz. İnsanlar bir adam mesela 15 dakika süre verilmiş Konuşmacı konuşmasını bitiriyor. Söz alan birisi var. 15 dakika konuşuyor. Ne yapılması lazım? Burada konunun dağıtılmaması ile ilgili müdahalede edilmesi gerekiyor. Demin de dediğim gibi konuyu sunan sizsiniz. Olaya hakimsiniz. Teziniz olsun, semineriniz olsun. Siz bu konuda çalışma yapan kişisiniz. Bu konuda e, emek veren kişisiniz ve buna e, ne yapmanız lazım? E, hakim olduğunuzu göstermeniz gerekiyor. Şimdi sunumun amacı e, karşısındaki insanlara ikna amacı taşıyorsa mesela bazen e, sunumlara gidildiği zaman işte Karşımızdaki insanlara e, şiddetin önlenmesi ile ilgili bir sunum yapıyorsanız, bu kişileri şiddetin niçin zararlı olduğunu anlatmak zorundasınız. Yani burada biraz daha aslında profesyonel, daha üst bir sunum istenebilir. E, bu tip karşımızdaki iknaya dönük sunumlarda biraz daha dikkatli olmakta ve daha işte hazırlıklı arkadaşların çıkmasında fayda var. E, i̇kna amaçlı sunumları deneyimli kişilerin sunması daha e, iyi olacaktır. ...sunduğunuz konuya hakim olduysanız... ...eğer bu konuda bir görüşünüz varsa zaten... ...eliniz daha rahat. Çünkü konu hakkında... ...görüşünüzün olması sebebiyle... ...mesela tezinizde özellikle, araştırma ödevinizde... ...kendi görüşünüz olduğu için sunumu... ...daha iyi yönetebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sunum yapmadan önce... ...sunumu nasıl yapacağınıza dair... ...bir çerçeve çizmeniz lazım. Mesela karşınızdaki insanlar geldiler... ...ve siz rastgele bir oradan atlıyorsunuz... ...bir oradan atlıyorsunuz. Bir seminerin... ...giriş bölümünden, bir... Gelişme bölümünden bir sonuçtan gidiyorsunuz ve karşınızdaki insanlar hiçbir şey anlamıyor? Böyle bir sunum yapmaktansa sunum yapmamak daha iyi. Çünkü kafası, karşınızdakinin kafasını karıştırıyorsanız ve e, olaya hakim değilseniz yani bu o anlama geliyor. E, peki olaya hakimsek nasıl yaparız? Olaya hakimsek öncelikle biz e, sunum içinde bir giriş gelişme ve sonuç yapmamız gerekiyor. Yani girişte temel problemimiz ne? Kavramlarımız ne? Meseleye dair yaklaşımlar ne? ve bizim yaklaşımımız ne? Yani bu üç aşama dediğimiz gibi girişte kavramlarımız, sorunlarımız neler? Buna dair çözüm önerileri neler? Ve en sonunda da bizim bu konudaki kanaatimiz ne? Yani bu şekilde ilerlemek lazım. Ama tutup da siz bir o fikirden, bir bu fikirden, o fikir birbirine karışırsa, birbirleriyle olan irtibatı anlaşılamazsa, itiraz edenin neye itiraz ettiği, kabul edenin neye kabul ettiği bilinmiyorsa o zaman o sunum Karşısındaki insanlarda bir karşılığı olmayacağı için e, başarılı bir sunum anlamına gelmez. Şimdi şunu da unutmayalım. Dinleyiciler bizi en fazla 20 dakika dinliyorlar. Yani algılara açık bir şekilde e, salona gelen bir kişi, bir grup ancak 20 dakika e, dikkatli bir şekilde dinliyor. Peki 20 dakikadan sonra tamamen dağılıyor mu olay? Bu size bağlı. Eğer siz sunumunuzu hem hareketlerinizle, hem mimiklerinizle, hem esprilerinizle, göz temasınızla, beden dilinizle canlı bir şekilde tutabiliyorsanız o zaman karşınızdaki insanların dinleme sınırı 25 dakika, 30 dakika, 35 dakika, 40 dakikaya kadar gidebilir. Çünkü insanlar sunucunun, sunumu yapan kişinin yaklaşımına göre ilgilerini ve alakalarını açıyorlar ya da kesiyorlar. Onun için bizim dikkat edeceğimiz bu noktada bizim tavırlarımız karşımızdaki insanların bizi dinlemesini ya da dinlememesini e, gerektiriyor. Bazen kızıyorlar mesela. Salona giriyor işte e, kendisi çok e, pasif bir şekilde sunumu yaptığı zaman ortam dağılıyor. Ortam dağılınca da sunucunun sunumu yapan kişinin morali bozuluyor. Moral bozuldukça böyle bir e, gittikçe iş kaotik bir hal alıyor. Halbuki dediğim gibi yani Planımızı yapıp o plana göre sistemimizi işletirsek karşımızdaki insanları sıkmadan bir konuyu anlatma e, durumuna geliriz. Şimdi e, sunucunun ses tonu yani ses tonunuz e, çok düşük düzeyde de, sesiniz e, sürekli olarak aynı tonda ilerliyorsa bu kişiyi karşısındaki kişiyi bıktırıyor ve bu da e, negatif bir e, durum arkadaşlar. Abartılı terminoloji. Şimdi insanlar konulara vakıf değilse bir konuyu anlatırken işte karşımızdaki kitlenin onu haftaya anlatacağım inşallah. Haftaya sunuşla ilgili sunuş öncesi girişte ve konunun anlatımında nasıl yapmamız gerektiğini anlatacağım. Ee, ama burada da kısaca değineyim. Eğer konuyu bilmiyorsa terminolojiye boğuyor ve karşısındaki insanlar bu meseleyi anlamadan çıkıp gidiyorlar. Halbuki bizim görevimiz orada. Biz bu terminolojisini bu işin biliyorsak eğer o terminolojiyi ...oradaki hazır bulunan kitleye göre anlatmaktır. Yani eğer bir ortaokul, lise, üniversite ya da ne bileyim başka bir kitleyle karşı karşıya kaldıysak... ...o kitlenin durumuna göre biz terminolojimizi açıklamamız izah etmemiz gerekiyor. Yani anlaşılmayan bir sunum yaptıktan sonra hiç o sunumu yapmamak daha iyi. Şimdi dediğim gibi monoton bir ses sunumundan çıkartmalıyız. Şimdi sunum esnasında görsel malzeme kullanımı bu da önemli... Yani sunumda ben e, mesela görsel malzeme, işitsel malzeme bunların kullanılması önemli ama e, bazen şu yapılıyor. Görsel malzeme diyerekten bir slide açılıyor. E, o slide'ın üzerinden okunuyor. Şimdi e, bazen bunu derslerde yapanlar da oluyor. Yani öğrenciye slide okuyor. Şimdi slide açabiliriz. Slide'da ana unsurları gösterebiliriz. Ama slide'ı anlatacak kişi biz olmalıyız. Canlı, hareketli ve dinamik bir şekilde oradaki kavramları insanlara aktaracak bir ne yapmamız lazım? Üslup benimsememiz lazım. Eğer biz bu slide'ı e, izah etmiyorsak bu slaytı olduğu gibi okuyorsak adam zaten makaleyi alıp okuyabilir arkadaşlar. Onun için bizim e, e, slayt ya da görsel malzemeyi kullanırken bunu da sunumun bir e, aksiyon yani hareketlilik parçası olarak el almamız lazım. Yoksa e, sunumu monotonlaştıracak bir e, duruma getirmemiz lazım. Metinden okuma ben özellikle bazen e, sempozyumlarda, panellerde yani çıkıyor adam ee, yani mesela yeni başlamıştır belki ilk sunumdur tamam orada hoş görebilirsiniz ama yani adam e, bu işin piriyim diye çıkıyor alıyor elini metni e, yukarıdan aşağı monoton bir sesle çatır çatır okuyor e şimdi bu oldu mu yani şimdi bunu oraya sen çıkıp okuyacağına git başka birisi okusun daha iyi yani sunumların metin üzerinden okunarak yapılması zaten başlı başına Büyük bir problem. Bunu gördüğüm zaman zaten e, diyorum bu e, buradan başka bir sunuma geçmekte fayda var şeklinde ifade ediyorum. Yani sunuş esnasında demin de söyledim. Göz kontağı, beden dili ve izleyiciyle iletişim kurma. Yani zaten bu. Yani izleyiciyle iletişim kurabiliyorsak sunumumuzun başarısı da e, gittikçe artacaktır. E, pasif bir sunumda e, izleyiciler sizin söylediklerinizin hiçbirisini hatırlamayacaktır. Ama aktif bir sunum yaparsanız, karşınızdaki insanlara ulaşırsanız, kitlenizi biliyorsanız ve o kitlenin temel e, argümanlarını, öncüllerini e, anlayabiliyorsanız o kitleye uygun bir sunum yaptığınız zaman o zaman insanların algıları e, açılacaktır. Sunuş bittikten sonra soru-cevap bölümü olması lazım. Dediğim gibi soru-cevap bölümünde de böyle korsan tebliğ yapacak şekilde insanlara fırsat verilmemeli. Kısa ve öz bir şekilde sorusunu sorup sizin de konunuzun alanını çizerek yani her soruya cevap vereceğim şekline düşerseniz o zaman akademik anlamda da kendi açınızdan da sıkıntılı bir duruma düşersiniz. Çünkü bizim her konuyu bilmemiz imkan yok. Çalıştığımız, üzerinde uzmanlaştığımız ve teknik olarak bunlara vakıf olduğumuz konularda konuşmamız gerekiyor. Ve sunum sonrası sorular olduğu gibi sunum içerisinde de siz de mesela ters okumalarla olayı yönlendirebilirsiniz arkadaşlar. Mesela insanlar geliyorlar. İşte kafalarında bir şey çekil çizmişler. Bunu ben diyor bunlara aktaracağım. Yani ne yapmam lazım? Bunu böyle anlatacağım. Onlara da öğrenin. Öğrenecekler. Ezberleyin, ezberleyecekler. Yapın, yapacaklar. Böyle bir dünya yok. Yani karşınızdaki insanlar sizin sizin söylediğinizi aynen tutacak, aynen dediğinizi devam ettirecek dediği bir dünya yok. Ne yapmanız lazım? Sizin olayın farklı noktalarına işaret edecek. Ve sizin kabul ettiğiniz ya da etmediğiniz yönlerini aydınlatacak şekilde sorular sorarak negatif ya da pozitif yönlerini karşınızdaki insanlara göstermeniz lazım. Yani adam geliyor işte ben bunu buldum. Bu doğrudur. Bu doğrudur. Bu doğrudur, bunu tutacaksınız. E bunu tutmuyor insanlar. Yani senin doğrun var ama adamın da doğrusu var. Karşınızdaki insanların da doğrusu var. E peki biz akademik anlamda bir araştırma yapmışsak ve buna da inanıyorsak bunun doğru olduğuna o zaman akademik bir araştırmanın e, temel bağlamı, önceki videolarımızda vardı bu, lehte ya da aleyhteki görüşleri ortaya koymasıydı. İşte siz lehte ve aleyhteki görüşleri sunumunuzu yaparken karşınızdaki insanların anlayacağı şekilde ters, ucu açık ve farklı bir dille... Ne yapmanız lazım? Göstermeniz gerekiyor. Yani bu, bunu yapmalısın, etmelisin. Ya da işte bazen dersin hocaları oluyor. Üniversitelerde bile karşılaşıyoruz adam. Bir şeye kabul ediyor. Sınıftaki öğrencilerin tamamının bunu kabul etmesini bekliyor. E niye kabul etsin? Eğer biz hocaysak, eğer biz sunum yapan kişiysek, eğer biz bu konuda tecrübeliysek, ne yapmamız lazım? Karşımızdaki insanlara bunu kabul ettirme derdinde olmamız tam tersine, kendimiz bu konudaki fikrimizi söylemeliyiz. Ee, bu noktadaki alternatif fikirleri söylemeliyiz. Ve ondan sonra karşımızdaki insan kabul eder ya da etmez. Zaten kabul edip etmemesi kendi hayatıyla ilgili bir karar. Sizinle ilgili bir şey değil. Onun için de bu konuda ısrarcı olmak ve dayatmacı bir şekilde kendi görüşlerimizi karşımızdakilere empoze etmek kendi görüşlerimizden nefret ettiren bir uygulamadır. Onun için biz e, tersten okuma ya da yanlışlamacı bir şekilde e, hem kendi görüşlerimizi hem diğer görüşleri ortaya koyup doğru bulduğumuz görüşü de ne yapmamız lazım? ifade etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sorular bu anlamda önemli. Yani hem kendimizin sorduğu ve o sunum esnasında o soruları açıkladığımız hem de sunumu yaptığımız kitle tarafından gelen soruları düzgün, anlaşılır ve bağlamını kopartmadan cevapladığımız zaman düzgün bir sunumu da gerçekleştirmiş oluruz arkadaşlar. Şimdi ben bugünkü sunumu burada bitiriyorum. Haftaya sunuş planlaması, sunuş öncesinin hazırlıkları e, girişte ne yapılması gerekiyor, konunun sunum esnasında ne yapılması gerekiyor, dikkat edilmesi gerekenler e, ve bir takım önerilerle sizlere e, bir video daha hazırlayacağım arkadaşlar. E, dediğim gibi e, sorularınız, önerileriniz olursa hepsini e, yazabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar.